Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugünkü videomuzda önemli bir sorunu ortadan kaldırabilecek bir konu hakkında size bilgi vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz günlerde hem ben, yani Teknoloji Oku editörlerinden hem ben hem de Osman böyle saçlarımızı kesmiştik. Hatta ben iki tane ürünle yaptım bunu. Remington'ın iki farklı ürünü ki bir tanesi şu anda elimde görmüş olduğunuz G5 modeli. Osman da Ducati Bay Arzum'un saç kesme makinesiyle saçlarını kestirmişti. Malum koronavirüs sürecini yaşıyoruz halen ama muhtemelen önümüzdeki günlerde bu kısıtlamalar biraz daha kaldırılacak ve evden daha rahat bir şekilde dışarı çıkmaya başlayacağız. Ama gördüğüm kadarıyla birçok kullanıcı ki bunlara ben de dahilim arkadaşlar artık saçlarımızı evde kesmeye karar verdik gibi görünüyor. Fakat saç keserken kafa karıştıran bir konu var biliyorsunuz. Biz berbere gittiğimiz zaman abi saçları 3 numara kestir diyoruz ve ya da işte neyse artık 5 numara diyoruz, 1 numara diyoruz, 0 numara diyoruz. O da o numara ölçüsünde saçlarımızı kesiyor. Ama tabii iş evde saç kesmeye gelince bu numaralar birazcık kafa karıştırabiliyor hepimiz için. Çünkü bu sorunu hem ben yaşadım hem de Osman yaşadı. İlk yaptığım saç kesiminde şu tarafı birazcık fazla kesmiştik. O numaraları karıştırdığımız için. Neden karıştırılıyor? Sebebi şu arkadaşlar. Şimdi saç kesme makinelerinin üzerinde, yani tıraş makinelerinin üzerinde bir milimetrik değerler yer alıyor. Mesela bu elimde tuttuğum G5'te 2 ile 20 arasında farklı farklı değerler var. Siz buradan basıp işte o mesafeyi ayarlıyorsunuz. Yani burada aslında saçınızın kaç milimetre kesileceğini belirlemiş oluyorsunuz. Buradaki bu mekanizma yardımıyla. Mesela 2 var 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 2 giden bir sistem var. Genelde 3 aşağı 5 yukarı bölüyorlar. 3'lü 3'lü giden de var, 2, 2 giden de var ama yani 2 milimden 20 milime kadar kesebiliyor bu ürün. Daha farklı kesim yapanları da var. Daha uzun 40 milimetre kadar yapan modellerde bulunuyor saç kesim makinelerinde. Sorun da tam burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Siz eğer 3 numara yapacağım deyip buradaki 3 milimetre ya da tam 3 mesela burada 3 yok ama 4 diyelim. 4 milimetre seçtiğinizde aslında çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Neden? Temel sebebi şu. Numara tabiri farklı bir ölçü birimine dayanıyor. Yani berberlerin kullandığı bu 3 numara kes abi tabirindeki 3 numara 3 milimetre değil. Şimdi ekrana bir görüntü göstereceğim. Bir tablo hazırladım ve bu tabloda oturdum. Kendim yaptım arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir tablo. 0 numaradan 8 numaraya kadar saç kesimlerinin kaç milimetreye tekabül ettiğini söylüyor bu tablo. Bu tabloyu gittim araştırdım. Sorun şu. Bizdeki bu numara tabiri inçe dayanıyor. Yani ağırlıklı olarak ABD'de kullanılan bir ölçü birimi ve bu inç üzerinden hesaplanıyor. Yani siz 3 numara dediğiniz zaman aslında o 3 milimetre olmuyor. Hemen tabloya bakalım. Tablodaki mesela 0 numara doğal olarak 0 inç. Onda bir sorun yok arkadaşlar. 1 numara 1/8 inç. O da yaklaşık olarak 3.175 milimetreye tekabül ediyor. 3 milim yaklaşık olarak 1 numara oluyor. Yani biz burada 3 milim seçtiğimiz zaman tıraş makinesi üzerinde aslında saçlarımızı 1 numaraya vurmuş oluyoruz. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü çok ciddi sorunlar oluyor. Osman da yaşadı, ben de yaşadım. Hatta Osman sırf bu yüzden kafasını böyle çok kısa bir şekilde kesmek zorunda kaldı. Ama saç uzuyor, sıkıntı yok. Fakat bu bilgileri bilirseniz en azından bir sonraki kesimlerde sıkıntı olmayacağını söyleyebilirim. Devam edelim. 2 numara 1/4 inç. O da 6.35 milimetreye tekabül ediyor. 3 numara ise, burası önemli. Genelde biz 3 numarayı çok kullanıyoruz erkekler veya kısa kestiriyorsanız eğer. 3 numara çok kullanılan bir değer. 3/8 inç. O da yaklaşık olarak 9.5 milimetre. Yani 9 milimetreye falan tekabül ediyor. Ya da 10 milim de diyebilirsiniz. Fark etmez. 9-10 milim arasındaki değerimiz aslında 3 numara olmuş oluyor. Burası çok önemli söylediğim gibi. Yoksa 3 milimetre 3 numara değil. 9 milimetre ya da 10 milimetre 3 numara olmuş oluyor. Devam edelim. 4 numara 1/2 inç. O da 12.7 milimetre. 5 numara 5/8 inç. 15.875 milimetre. 6 numara 3/4 inç.
19.05 mm, 7 numara 7/8 inç 22,225 mm ve son olarak 8 numara ise 1 inçe tekabül ediyor. O da 25.4 mm yani 2.54 cm. Şimdi öğrenmiş olduk değil mi arkadaşlar? 3 numara yaklaşık olarak 9.5-10 mm'ye tekabül ediyor. Aslında kabaca şöyle 3-3 gidiyor arkadaşlar. Her bir numarada yaklaşık olarak söylüyorum bunu. 3 mm yükseltiyorsunuz. 3 numara için 9 mm, 5 numara için 15 mm gibi kabaca söylüyorum bunları. Tablodaki değerleri görüyorsunuz zaten, oradan da tam sayıları da öğrenmiş olursunuz. Bundan sonra saç keserken ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu tabloya bakıyorsunuz, bu videoyu izliyorsunuz. İzledikten sonra da saçlarınızı istediğiniz numarada kesebiliyorsunuz. Bu bilgiyi de internette çok aradım ben bu arada. Türkçe yayınlarda, Türkçe kaynaklarda pek bulunmayan bir bilgi bu. En azından saçlarınızı evde kesmeye karar verdiyseniz benim gibi çok da işinize yarayabilecek bir bilgi bu. Bu bilgiyle saçlarınızı ister 3, ister 5, ister de 8 numarada kesebilirsiniz. Elinizde uygun, uyumlu bir tıraş makinesi varsa arkadaşlar. Videoda sizlere saç kesim numaraları konusunda bilgi vermeye çalıştık. Video ile ilgili yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazmayı asla ve asla unutmayın. Yorumların hepsini okuyoruz arkadaşlar. Kıssanız da, eleştirseniz de, sevseniz de, sevmeseniz de hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz ve bu yorumların bir sonraki videolarda bize ilham verdiğini ve içerik üretirken bize neler yapmamız gerektiği konusunda fikir verdiğini de söylemek istiyorum. Kanalımıza aboneseniz diye tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen olmayı unutmayın. Ne kadar çok abonemiz olursa bizim için o kadar iyi ve sizin desteğinizle beraber giderek de büyüyen bir yapıya doğru ilerliyoruz. Şu anda 18 bine yaklaşan bir abone sayımız var. Bu rakamı 108 bin, 1 milyon yapalım, 300 bin yapalım, 500 bin yapalım, giderek arttıralım. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.